copy. Hey, Santa, here's your loud and clear. Hey, why don't you know the turnout is a quarter mile away. Evet, herkese merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu koronavirüs inşallah etkisini tamamen azalttığında güzel bir şekilde artık biz de kendimizi doğaya atabileceğiz. Ve bu kadar fazla yoğunluk, bu kadar çok kişi kendini doğaya bırakacağı zaman da aslında bugünün konu başlığı olan içerikle ilgili haberler veya bununla ilgili şeyler duyabileceğiz. Kulağımıza böyle şeyler gelebilecek. İnsanlar neden vahşi doğada kaybolur? Yani şimdi bununla ilgili böyle madde madde bir şey oluşturmadım ya da tam olarak hani liste yapıp metin yazarlığı vesaire yapmadım ama size böyle doğaçlama bir şekilde ya hani olur haberde görürsünüz yani bir dağda ya da herhangi bir yerde kayak tesisinde orada burada kaybolan insanlar oluyor ve hani genel olarak herkes şöyle diyor ya nasıl başarıyorlar kaybolmayı vesaire falan diye. Bunu söyleyen kesim zaten hani çok fazla doğaya gitmeyen kesim oluyor. Ama bazıları hani hem doğaya gidip de hem de merak ediyor edenler oluyor yani insanlar nasıl kaybolabiliyor diye. Bugün bunların sebeplerinden bahsedeceğiz. Neden insanların kaybolduklarından bahsedeceğiz. Bence bunun yani ilk olarak en büyük böyle ana başlık çizersem bu konuyla ilgili ego diyebilirim. Çünkü insanlar özellikle bazı kesim gençlerde daha çok var bu. Genç ve erkek kesimde çok daha fazla. Yani bir kampla uğraştığı zaman yani 1 yıl, 2 yıl veya belki de 10 yıl yani böyle ara sıra kamp atıp işte arkadaşlarıyla eğlenmeye giden, doğaya vesaire böyle ara sıra giden insanlar kendilerine çok böyle inanılmaz hani hayat yani doğada yani Türkiye şartları onun için hiçbir şey. Yani biliyorsunuz o kişi yani böyle öyle bir anlatır ki hani yani Türkiye'yi geçtim o adam Antarktika'da falan hayatta kalması lazım kendini test edebilmesi için Türkiye'nin coğrafyası o adama yetmiyor. Şimdi bu böyle çok insan var böyle çok adam var piyasada ve genelde kaybolan kesimler zaten bunlardan çıkıyor. Ama yani ben başka bir konuya geçmeden bu lafımı da bitireyim. Yani ego bunların en temel şeylerinden bir tanesi ilgi çekiyor. Bu konuda dikkatli olmanız lazım. Eğer size anlatıyorsam bu işten vazgeçin. Yani böyle davranmaktan vazgeçin. Ve doğanın, Türkiye coğrafyasının da çok ciddi bir coğrafya olduğunu ve doğanın gerçekten çok ciddi olduğunu, çok fazla profesyonellik istediğini, o kadar profesyonel olmak gibi bir şartınız da yok. İşte eğer çok fazla profesyonel değilseniz, yani bir özel kuvvetler değilseniz, bir asker değilseniz ya da bir hayatta kalma uzmanı değilseniz tabii ki de önlemler alarak, daha gevşek davranmayarak, sıkı davranarak, önlemler alarak kaybolma şansınızı veya başınıza bir şey gelme şansını, bela şansını azaltabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de hani önlemlerini de alıp, belki birkaçını eksik bırakıp ama genel olarak hani önlem almaya çalışan ve ego ile falan hiçbir alakası olmayan talihsiz yani şanssızlık diye değerlendirebileceğimiz olaylar da olabiliyor. Mesela sis dediğimiz şey pus sis yüksek rakımlarda çok basınç ve hava değişimleri çok inanılmaz farklı olduğu için deniz seviyesine göre sis pus çökme olayları tabii ki buralarda çok yani sanyelik bir şey. Hatta direkt olarak bulut, alçak rakım bulutu geçerse direkt olarak yani sis dediğimiz şey odur zaten. Ve hani alçak rakım bulutu da geçerse pustan farklı olarak yani 10 saniye önce gördüğünüz yeri 10 saniye sonra göremeyebilirsiniz. Böyle bir durum var, böyle bir risk var. Ve bazı insanlar bu durumla karşılaşabiliyor ve genel olarak zaten çok sık yaşanıyor. Özellikle dağlık kesimlerde insanların kaybolmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi zaten sis ve pus oluyor. Bu konuya yani hava durumu konusuna çok dikkat etmek gerekiyor. Sürekli olarak takipte olmak gerekiyor ve sürekli olarak da gökyüzünü seyretmek gerekiyor. Eğer özellikle hava durumu değişken olan bir yerdeyseniz ve coğrafya olarak da sıkıntılı bir yer olarak görüyorsanız, nitelendiriyorsanız orayı tabii ki bu konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Hava durumunu takip etmeniz gerekiyor. Hem kendiniz çıkarımlar yapabilirsiniz bulutları izleyerek hem de telefonunuzdan vesaire çekiyorsa eğer ya da gitmeden önce oraya
tahmin olarak tahmini, hava durum tahminlerini alabilirsiniz. Ama şunu unutmayın, adı üstünde tahmin, yani hava durumu tahmini. Bu kesin olan bir şey değil. Yağmur yağmayacak dediği zaman hava durumunda birçok kez yağmur yağabildiğini görüyoruz. Kaldı ki zaten kamp atabileceğimiz yerlerde, özellikle yüksek rakımlarda vesaire, hava durumunun tahmin oranının çok fazla düştüğünü biliyoruz. Buna göre dikkat etmek gerekiyor bu tür şeylere. Yani çevre arazi olayları da tabii var. Bunlara da değinmek gerekiyor. Yani mesela çok fazla uyarıcı olmayan bir bölgede, coğrafyadasanız kaybolma ihtimaliniz yüksek. Çünkü her yer birbirine benzeyebilir ya da ufku veya işte beynimiz yani ona göre çalışıyor. O sinyallere göre çalışıyor. Tümsek olabilir, işte dağ olabilir, tepe olabilir, ağaç olabilir. Herhangi bir şekilde size orayı tanımaya yönelik ipuçları veren nesneler yoksa orada kaybolma ihtimaliniz tabii ki de doğal olarak yükseliyor. Bu tür yerlerde de dikkatli olmak gerekiyor. Yani bununla da bu konu çok bağlantılı. Ve tabii ki de hani dikkatsizlik konusu da var. Mesela bazı insanlar hani yürürken hiç önüne bakmıyor. Yani doğa yürüyüşü yaparken hiç önüne bakmıyor, çevresine bakmıyor. Kamp yaparken vesaire çok fazla konforla ilgilenip doğada olduğunu, orada misafir olduğunu unutabiliyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor çünkü başımıza birçok şey dikkatsizlikten geliyor. Yani tek başınıza özellikle çıkmışsanız, ayağınız kırılırsa, herhangi bir şey olursa, kırılabilir gayet normal. Bir yere basarsınız, orası ıslak olabilir, nemli olabilir, yosunlu olabilir veya bir taş kopabilir, yuvarlanabilir. Bir şekilde kazaya neden olabilir ve sıkıntı yaşayabilirsiniz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu konu da önemli konulardan bir tanesi, dikkatsizlik konusu. Çok fazla örneği var ve çok fazla bununla ilgili yapılan yanlışlıklar var. Bunlar da başınıza bela açabilir. Ağırlık ve mesafelendirme konusunda da tabii bir şeyler söyleyeceğim. Çünkü yani özellikle amatör olan kişiler için ya da yarı profesyonel kişiler için şunu söyleyebilirim. 1 gram ağırlık bile çok önemli. Bu tür yürüyüş, kamp vesaire doğada olduğunuz zaman sizin tamamen taşıdığınız ağırlıklarda gerçekten miktar çok önemli. Ve özellikle bir yere seyahat ederken harita taşıyorsanız ya da herhangi bir GPS üzerinden bir yolu yürüyorsanız, patikayı yürüyorsanız ya da herhangi bir dağlık araziyi kat ediyorsanız tabi ağırlık çok önemli oluyor. Bu ağırlığa göre planlarınızı yapmanız gerekiyor. Çünkü yani evdeki hesap çarşıya uymaz. Bu cümleyle şunu açıklayabiliriz ki planlı olmak önemli ama aynı zamanda önceden bir uygulama olarak da onu kaldırıp kaldıramayacağınızı, yani bir testini yapmanız gerekiyor. Ne kadar ağırlıkla. Yani ben şöyle yapamam. Hani ben bir yolu yürüyeceğim. İşte güzergah 150 kilometre. Ben 150 kilometrelik bir yol yürüyeceğim ve işte bu yolu şöyle şöyle şu ekipmanları alayım, şunu alayım, bu yanıma yardımcı olabilir, bu... Yani böyle her şeyi yükleyip o yola çıkamam. Böyle bir şey yok. Tabii bunun ağırlık kısmını düşünmem gerekiyor. Test etmem gerekiyor. Yani şöyle yapabilirsiniz, hani yolu yürümeniz gereken ekipmanları vesaire alıp bayağı evden çıkıp şöyle bir yürüyün. Yarım saat boyunca yürüyün, hani nasıl oluyor işler, nasıl gidiyor musunuz, kaldırabiliyor musunuz ağırlığı diye. Buna dikkat edin. Hani eğer rahatsanız, konforluysanız evet, ama değilseniz, hatta böyle bir 10-15 dakikada hemen tıkanmaya başladıysanız o zaman bir yerde bir sorun vardır, ağırlık azaltmanız gerekiyor demek oluyor bu. Buna da tabii dikkat etmemiz gerekiyor. Ve hani mesafelendirmede de sıkıntılar çekebiliriz. Bir tepedeyken, bir tepenin üzerindeyken başka bir tepeye doğru baktığımız zaman işte hani evet 2 kilometre gibi duruyor burası deyip yürüdüğümüz zaman belki de yanılıyor olabiliriz ve orası çok daha fazla olabilir. Kamp atamayacak bir yer olabilir arasında barınamayacağımız veya kendimizi koruyamayacağımız. Bunu biraz daha böyle profesyonel arkadaşlar için söylüyorum ama bu konuya da dikkat edilmesi gerekiyor tabii. Yani mesafelendirmeyi doğru ve düzgün bir şekilde, hesaplı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bunların hepsi hayati önem taşıyor. Ya burada çok fazla şey anlatabilirim. Ben videoyu şu an 10 dakika olmuş video bakıyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Belki başka videolarda tekrar bu videoyu çekebilirim, ikincisini çekebilirim vesaire ama hani bunların üzerine ek olarak geceyi ekleyebilirim. Yani karanlığa yakalanmak diyebiliriz buna. Yani gece özellikle karanlık havada yani yanınızda iyi bir el feneri olsa bile
kaza yapabiliyorsunuz veya korkabiliyorsunuz veya o an işte etrafınızı çok iyi bir şekilde çıkaramıyor olabilirsiniz. Yön duygunuz zayıf olabilir. Bazı insanların, yani Türkiye'deki insanların %30'unun 35'inin yön duygusu zayıf. Yani bu insanlardan bir tanesi olabilirsiniz, olmayabilirsiniz de. Bunun çok büyük bir önemi yok ama birçok kişi için geçerli. Yani bir profesyonel bile tabii ki de gece çok performans düşüşü yaşayacaktır gündüze göre. Ve tehlikeler doğal olarak artıyor. Bu yüzden karanlığa kalma konusunda, yani eğer böyle bir duruma düşerseniz ve özellikle yarı profesyonel arkadaşlar için söylüyorum, yani uzun bir mesafe kat etmeniz gerekiyor ve karanlığa kaldıysanız bunu yapmayın. Yani gece yürümemeye çalışın. Seyahat etmememeye çalışın. Çünkü bunlar başınıza bela açabilir. Fenerinizin pilini bitirebilirsiniz. Yedek pilleri de olsa bunlar önemli. Eğer imkanınız varsa olduğunuz yerde iyi bir kamp noktası bulup orada sabah ayazına kadar, güneş doğana kadar orada bekleyip uygun vakti beklemeniz çok daha sağlıklı ve çok daha yararlı olur. Yani gece bu konuya da dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten fener, ışıldak vesaire bu tür şeyler taşımamak çok büyük sıkıntı. Bazı fenerler de yani bakabilirsiniz, LED yazar, şu yazar, bu yazar, güçlüdür vesaire, bilmem kaç lumen yazar ama merceği dar olabilir ve hani çok fazla etrafı aydınlatmıyor olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hani o zaman, yani bir taktik fenere göre zayıf kaldığı zaman sadece belli bir noktayı da aydınlatıyorsa fener, büyük bir sıkıntı çekebilirsiniz. Çünkü yani özellikle zifiri karanlıkta, Anadolu'da, Karadeniz'de veya herhangi bir yerde dağlık bir kesimde yürüyüş yapıyorsanız, kamp yapıyorsanız, tırmanıyorsanız, dağcılıkla uğraşıyorsanız etrafı tanıma konusunda biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Çünkü yani mesela ormanlık bir alandasınız, tuttunuz feneri, orada bir ağaç var, başka bir yere tuttunuz, ağaç var, başka bir yere tuttunuz, ağaç var, başka bir yere tuttunuz, su var, başka bir yere tuttunuz, herhangi bir şey var. Şimdi hangisi neredeydi dediğiniz zaman biraz hem vakit kaybı yaşarsınız hem de gayet normal. Yani çözümleyemeyebilir beyniniz, olduğunuz yeri tanımayabilir. Burada bir sıkıntı çekebilirsiniz. O yüzden biraz daha açısı geniş fenerler kullanmanızda fayda var ki yani yer tespiti konusunda biraz daha sağlıklı olabilirsiniz. Bu tür şeylere dikkat etmemek gerekiyor ve hani ekipman eksikliği maalesef hayata mal olacak şeylere sebep oluyor. Yani doğru ekipmanla doğaya çıkmama, zayıf koşullarda doğaya çıkma, bunlar gerçekten hani ülkemizde her yıl, her ay, her gün can alan sıkıntılı, problemli bir konu. Yani bu konuya zaten dikkat etmek gerekiyor. Yani maalesef evet, ekonomik olarak sıkıntılı bir ülkeyiz. Hani herkes her istediğini alamıyor ama eğer gerçekten hazırlıklı olduğunuzu düşünmüyorsanız, sırf hani acele etmek için de uzun yürüyüşlere, doğaya veya kampa çıkmak çok akıl kârı değil. Yani bunu bir düşünün, dikkatli olun bu tür konularda. Gerçekten ekipmanınızın, yapacağınız yürüyüşe, tırmanışa vesaire herhangi bir doğa etkinliğine yetebilecek kapasitesi ne kadar, bunu kurtarabilecek mi? Yani bu konuya gerçekten önem vermeniz gerekiyor. Hassas bir konu, çok ciddi bir konu. Yani diyebileceklerim bu kadar. Yardımcı olabilmişimdir inşallah. Bazı arkadaşlar biraz, yani bazı demeyeyim, iki tane çıktı şu ana kadar ama anlatımlarımı biraz basit buluyor. Hani çok basit anlatıyorsun vesaire yazmışlar. Biraz daha hani artık ayrıntıya girebilir misin diye. Yani ben burada profesyonel bir eğitim vermiyorum ya da hani burada buranın bir kursu yok, bir şey yok. Ben burada halkın, insanların anlayabileceği dilden, yoksa ben profesyonel bir dağcıya burada bir şey anlatmıyorum. Tabii ki de dinleyebilir, buradan bir şeyler öğrenebilir, kapabilir veya öğrendiği şeyi pekiştirebilir, önemini anlayabilir ben burada anlattıktan sonra ama yani bu tür arkadaşlar, profesyoneller özellikle takip etsinler ama ben biraz daha hani halka yönelik, biraz daha insanların anlayabileceği dilden konuşmaya çalışıyorum. Tabii ki de çok ayrıntı ve önemli hayatta kalma teknikleri gelecek. Yani koronavirüsten dolayı dışarı çıkamıyoruz zaten. Bu bir düzelsin, bu durum bir düzelsin. Zaten çok güzel videolar gelecek. Yani Türkiye'nin belli bölgelerinde
hayatta kalmaya çalıştığım videolar da gelecek. Yani bir Ed Stafford gibi bir şey yapamasak da yani gerçekten güzel, öğretici videolar çekmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda kendimi de pekiştirecek. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, beğendiyseniz eğer, beğenmediyseniz dislike atmayı, yorumlarda eğer sorunuz varsa yorum atmayı, kanala abone olmayı ve eğer kanalımı takip edip videolardan haberdar olmak istiyorsanız da bildirim zilini açabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Keyifli günler diliyorum. Keyifli kamplar. İnşallah bu koronavirüs biter. Kısa süre içerisinde etkisini azaltır ve hepimiz doğaya döneriz. Diyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.